Aneminin birçok farklı türü olduğundan bahsetmiştik. Bunlar iki ana grubun altında toplanabilir. Gruplardan birine az üretim kaynaklı anemi, diğerine yıkım kaynaklı anemi demiştik. Az üretim kaynaklı anemi, al yuvar üretiminde sorun olduğunda meydana gelen anemi türüdür. Yani burada al yuvar üretimi yeterli miktarda gerçekleşmiyor. Bundan farklı olarak Yıkım kaynaklı anemide ise yeterli miktarda sağlıklı al yuvar üretiliyor fakat bu al yuvarlar ya bağışıklık sistemi ya bir virüs tarafından yok ediliyor veya bir şekilde ortadan kayboluyorlar. Bu iki farklı anemi e, türünü e, birbirinden ayırmak için retikülosit sayısına bakabiliriz demiştik. Retikülositler genç, olgunlaşmamış al yuvar hücreleridir. Yıkımdan kaynaklı anemilerde retikülosit sayısı daha yüksektir. Bunu retik diye kısaltarak yazıyorum. Yüksektir dediğimde, normal retikülosit oranından yani yüzde 0,5 ila 2,5'ten fazla olmasını kastediyorum. Evet, al yuvarların yıkımı sonucu görülen anemide retikülosit oranı yüzde 2,5'ten fazladır. Bunun bize işaret ettiği şey ise, kayıp al yuvarları telafi etmek için çok yoğun çalışan bir iliktir. Yani ilik, yıkıma uğrayan al yuvarların yerine geçmesi için, bu genç ve olgunlaşmamış al yuvarları üretiyor. Evet, bunu az üretim kaynaklı anemi kıyaslayalım şimdi. Burada retikülosit oranının yüzde 2,5'ten az olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi al yuvar üretiminde bir sorun olmasıdır. Yani bu durumda al yuvar üretimini arttırarak sorunu çözmeye çalışan bir ilik yok. Zaten bu anemi türündeki sorunun esas sebebi üretimin az olması. Kısacası anemi türlerini temel olarak az üretim ve yıkım kaynaklı anemi olarak ikiye ayırdık. Az üretim kaynaklı aneminin birçok farklı sebebi olduğunu söylemiştik. Bu da al yuvarların boyutuna bağlı olarak alt kategorilere ayrılabilir. Detaya inmeden önce hemen şunu söyleyelim. Al yuvar hücrelerinin ortalama hacmi MCV adı verilen bir endeksle ölçülür. MCV ortalama korpüsküler hacim teriminin İngilizce baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Yani İngilizce'de MCV dedikleri kısaltma oluyor. Normal MCV değerleri 80 ile 100 arasındadır. Yani normal bir al yuvar 80 ile 100 arasında bir değerdedir. Evet, az üretim kaynaklı anemiyi 3'e ayırabiliriz. Al yuvarların normalden büyük olduğu, normalden küçük olduğu ve normal boyutta olduğu durumlarda görülen anemi al yuvarların normalden büyük boyutta olduğu ilk durumdan şimdi bahsedelim. Burada MCV değeri normal değerlerin üst limiti olan yüzden büyüktür. Bu anemi türüne makrositik anemi denir. Makro, büyük, sit ise hücre demektir. Yani burada görülen al yuvar hücreleri normalden büyüktür. Al yuvarların normalden küçük olduğu ikinci grupta ise MCV değeri 80'den küçüktür. Çünkü normal bir al yuvar için alt limit 80'dir. Bu anemi türüne de mikrositik anemi denir. Mikro küçük, sit ise hücre demek. Yani buradaki al yuvar hücreleri küçüktür. Son olarak normal al yuvarların olduğu grupta al yuvarların MCV değeri 80 ile 100 arasındadır. Bu tür anemiye normositik anemi yani normal hacim ve boyuttaki al yuvarların görüldüğü anemi denir. Evet makrositik, mikrositik ve normositik aneminin sebeplerinden daha sonra bahsedeceğiz. Fakat genel kural olarak şunu söyleyebiliriz. Makrositik anemi DNA öncüllerinin azalması sebebiyle görülür. Yani DNA öncüllerinin azalmasına sebep olan herhangi bir şey makrositik anemiye sebep olabilir. Bunu mikrositik anemi ile karşılaştırırsanız, e, burada anemi sebebinin hemoglobin azlığı olduğunu görürsünüz. Yani buradaki sorun hemoglobin üretimindedir. Sebebi ise yeterli sayıda hemoglobin üretilmemesi veya anormal hemoglobin üretilmesi olabilir. Yani sebep ne olursa olsun sorunumuz hemoglobin üretimi ile ilgilidir. Ve hemoglobin üretiminde sorun varsa bu mikrositik anemiye yol açar. Hemen hemen diğer tüm anemiler ise normositik anemi kategorisine girer. Evet, daha önce de söylediğim gibi belirli anemi türlerini daha sonra inceleyeceğiz. Fakat bu şema sayesinde farklı anemi türlerini kafanızda kolayca canlandırabilirsiniz. Konuları işledikçe bahsedilen aneminin bu şemada hangi türe ait olduğunu düşünmeniz iyi olur. Çünkü bu sayede zihninizde anemi türlerini düzenli bir şekilde konumlandırmış olursunuz.